Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Şimdi size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne halde olduğunu anlatan bir küçük fakat çok somut örnek daha vereceğim. Evet, Cumhurbaşkanlığının birinci yardımcısı, zaten tek yardımcısı olan bir zattan söz edeceğim size. Evet, bu zat bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili ortaya attığı iddiaları cevaplamak amaçlıydı. Cevapladı mı? Yok, hayır. Cevaplamadı. Neden? Ya da nasıl cevaplayacaktı? Ama önce ben size bu arkadaşın yani Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamayı okuyayım. Lütfen dikkatle izleyin. Şeref duyduğum Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına. Ya Kemal Bey açıklama yapınca niye talihsiz oluyor? Yani Kemal Bey o açıklamaları şanssızlığı mı yaptırıyor? Ha beyefendi, yoksa siz bütün çalıştığınız şirketler batarken sizin talihsizliğiniz yüzünden mi battılar? Tesadüf müydü? Neden hep sizin yönetimde olduğunuz şirketler battı ya da halkı, ulusu, milleti, devleti dolandırdı? Talihle ilgili mi bu? Yapma ya. Yapma kardeşim ya. Yeme bizi be. Yeme bizi ya. Burada keriz falan yazmıyor yani. Devam ediyorum. CHP milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple. Taaccüp ne demek bilmiyorum. Esasında herhalde mahcubiyetten geliyor. Mahcup olarak demek ki takip ediyorum. Yani Özgür Özel ahlaksız. Beyefendi, Özgür Özel'in bir tek hırsızlığını söyleyebilir misiniz? Diyebilir misiniz Özgür Özel Yimpaş'ta benimle beraber yönetim kurulu üyesiydi? Milyon, yüz binlerce fukara Müslümanımızı, yurttaşımızı din üzerinden, İslam dini üzerinden birlikte dolandırdık. Diyebilir misiniz böyle bir şey? Özgür Özel Yimpaş'ta yönetim kurulu üyesi falan mıydı, yaptı mı? Ya da başka bir şirkette ya da Türk Telekom'da sizin gibi. Yani halkı ya da devleti ya da milleti kimi derseniz deyin beyefendi. Dolandıran şirketlerden birinde çalıştı mı Özgür Özel? Yok. Hayır. Pırıl pırıl bir genç adam. Tertemiz. Üzerinde zerrece leke yok. Acaba ahlak sorunu olan kim? Özgür Özel mi? Sakın başka birilerinin ahlak sorunu olmasın. Ayıptır ya bu. Ayıptır ya. Evet. Bundan önceki tüm iş ve görevlerimde olduğu gibi gerek devletimizin son başbakanlık müsteşarı gerekse Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak attığım her imza hukukun ve yasaların denetimine olduğu kadar aziz milletimizin ve kamuoyunun takdirine açıktır. Hangi görevlerinde beyefendi? Başbakanın müsteşarlığı yapmışsın. Şimdi Cumhurbaşkanı birinci yardımcısısın. Özgeçmişini okuyoruz. Google'da ne Yimpaş var ne Türk Telekom var. Allah Allah. Katır'a sormuşlar. Baban kim? Babasının eşek olduğunu söylemeye utanmış. At dayım olur demiş. Ya Yimpaş'ı niye saklıyorsun? Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliği yapmadın mı? Yönetim kurulunda. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı. Ne üyeliği? Yimpaş'ta yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmadın mı? Yimpaş yüz binlerce zavallı fukara Müslüman'ın milyarlarca lirasını yutmadı mı? Yalan diyebilir misin bunlara? Diyemezsin. Niye hamaset yapıyorsun kardeş? Niye hamaset yapıyorsun? Niye yazmıyorsun bundan önceki görevlerimde Yimpaş'ta mesela? Mesela Türk Telekom'da çalışırken niye demiyorsun da Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı ve efendim neymiş başbakan müsteşarlığım sırasında? Doğrudur. O zamanlar bir şey yapmamış olabilirsin. Kim bilir belki de yapmışsındır, ortaya çıkmamıştır. Daha bilmiyoruz. Daha son gelmedi. Hele bir son gelsin bakalım. Ya bilmiyoruz henüz hiçbir şeyi. Şu anda büyük bir zırhın arkasındasın, kalkanın arkasındasın beyefendi. Kimse seninle ilgili bir şey yapamıyor. Hele bir bunlar bitsin. Öyle övme kendini, şişirme kendini. Bekleyelim, dur bakalım. Allah Allah. İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Tekrar soruyorum beyefendi. Tekrar soruyorum. Özgür Özel'in verdiği iki isim var.
iki isim var. Özel diyor ki, bir, Fuat Oktay, milleti dolandıran YİMPAŞ'ta o dönemde yönetim kurulunda idi, başkan yardımcısıydı. Yalan mı? Yalan diyorsan buna, eğer gerçekten YİMPAŞ milleti dolandırdığında sen YİMPAŞ'ta yönetimde değil idiysen, aynen söyle, gönder, kanıtla, Özgür Özel'i yerin dibine sokmazsam şerefsizim. Namerdim. Perişan ederim. Özgür Özel beni tanır. Hiç acımam. Hiç gözün yaşına bakmam. Hem de öyle ulanlı mulanlı konuşurum. Müfteli falan derim. Hakaret de derim. Gitsin istediği yere versin beni mahkemeye. Ama Özgür Özel söylediklerinin bir tekinde, bir cümlesinde yalan söylemiyorsa, yanlış söylemiyorsa sen ne yapacaksın? He? YİMPAŞ'ta çalışmadın mı? YİMPAŞ battığında yönetim kuruluna değil miydin? Ne demek iftira ya? Ya iftira olmayan bir suçlamayla, uyduruk bir suçlamayla birilerini karalamaktır. Ama böyle bir şey yok ortada. Allah Allah, iftiraymış. Ayıptır ya, ayıptır ya, ayıptır ya. Ya kendi yandaşlarını kandırırsın, onlar zaten size inanmaya hazır. Ama bizlere yutturamazsın beyefendi. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. Ya bu kadar görev ahlakın vardı da Hariri ailesi Türk Telekom'u dolandırırken sen yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak ne yaptın? Ya ne yaptın? Çık söyle ya. Mesela de ki Sayın Başbakan'ı uyardım. O zaman müsteşardın, başbakanlık müsteşarıydın. Uyardın da Sayın Başbakan'ı. Ya çık Sayın Cumhurbaşkanı uyardım da yardımcı olduktan sonra. Geçmişle ilgili o kendilerine belgeler verdim yargılanmalar için. Şurayı şu kadar para kaçırdılar diye bilgilendirdim kendilerini. Ya çık de. Hayır çık ya da de ki ben Türk Telekom'da hayatım boyunca çalışmadım kardeşim. Bu ne yalan ya? Bu ne iftira de? Diyebilecek misin? Ha diyebilecek misin? Çık açıkla o zaman ya. Ya çık bir basın toplantısı düzenle. Benim üzerime atılan dolandırıcı YİMPAŞ'la ilgili hiçbir ilişkim olmadığı olmamıştır de. Ya de bunları, seni sırtımda taşıyacağım söz, şeref sözü. Ufak tefek için gördüğüm kadarıyla seni sırtımda taşıyacağıma şeref sözü veriyorum. Ha de ya, Türk Telekom'da yani milletimizi, devletimizi, halkımızı, fakirimizi, fukaramızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu dolandıran Türk Telekom'da Hariri döneminde, şimdiki dönemden bahsetmiyorum. Hariri döneminde, o Lübnanlı üçkağıtçıların döneminde. Yönetim kurulu başkan yardımcısı değildim de kanıtla, seni sırtımda taşımazsam şerefsizim, namerdim. Taşıyacağım kardeşim ya, söz ya. Beni mahcup et ya. Ben de taaccup edeyim senin beni mahcup ettiğinden. Ama o zaman doğru söyle, doğru konuş. Suçsuz insanları suçlama. İftira attılar deme. İftira attı dediğin kişiye bir bakıma müfteri diyorsun. Müfterilik ne kadar büyük suçtur ya. Evet. Acaba kim müfteri? %100 doğruyu söyleyen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mu müfteri? Yoksa doğruları saklayan sen mi? Evet, gerçekleri saklıyorsun beyefendi. Neden saklıyorsun? Ha niye gocunuyorsun söyle ya. YİMPAŞ battı ama benim hiçbir dahlim yoktu. Ben gidip orada saksı gibi oturuyordum de. Çok uyardım ama beni dinlemediler de. Dinlemedikleri anda da istifa ettim ama bırakmadılar de. Beni prangaladılar de. Ellerimi kollarımı bağladılar, istifa mektubu yazamadım de. Hem Türk Telekom için hem YİMPAŞ için der misin? Der misin? Diyemezsin. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı yardımcılığını yürütüyor olmak devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir. Unutma, seni seçen Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet tarihimizin çok hata yaptım diyen tek Cumhurbaşkanı. Ve yaptığı hatalar yüzünden bak ülke uçurumda. Uçurumda ülke. Yanlış yapmış olabilir. O zaman çık de ki Sayın Cumhurbaşkanı beni seçmekle yanlış yaptı. Her zaman daha önce de çok defalar yaptığı gibi, mesela Fethullah Gülen olayında yanıldığı gibi,
Mesela Abdullah Gül olayında yanıldığı gibi, mesela Ahmet Davutoğlu olayında yanıldığı gibi, mesela Ali Babacan olayında yanıldığı gibi. Yanıldı de. Bende de yanıldı de. Yanılmadıysa o zaman ne? Yani 20 parça çalıştığını inkar mı ediyorsun? Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekili değil miydin? Bu iki şirkette milleti dolandırmadılar mı? O süreçte genel yönetim kurulu üyesi değil miydin? Ya çık o zaman bunları söyle. Öyle eveleme geveleme yok. Aynı Katar'a sorulduğu gibi. Baban kimdir? Babanın adını söyleme. At dayım olur de. Böyle şey olur mu ya? Ya bırak ya. Ya bırakın ya. Yani yaptığınız inkarlar, inan, bizi keriz yerine koymanın yanında vallahi solda sıfır kalıyor. Yapmayın ya. İnkar edersen günahı da sebabı da varsa suçu da her şey sana ait. Ayıbı da sana ait. Ama bizi keriz yerine koyarsan işte benim gibi milyonlarca insan bunu kabul edemez. Kardeşim ya bu ne ayıp şey ya. Bir de bakar mısın ya Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle olmuş da gelmiş de falan da filan da. Ya Fuat Bey. Sahi ya neden hep senin yönetim kurulu üyeliği yaptığın şirketler milleti dolandırıyor? Bu nasıl bir tesadüf ya? Neden senin Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oluşundan sonra Türkiye ekonomisi birden Cumhuriyet tarihinin en büyük krizlerini yaşıyor? Ya sen 2018'de Cumhurbaşkanı yardımcısı oldun. Sene 2020 ekonomimiz %40 küçüldü 2 senede. Senin başkan yardımcılığın görevinde. E ben ne yapayım valla ben başkan yardımcısıyım. Ben maaşımı alıyorum sallıyorum başımı alıyorum maaşımı mı diyeceksin. E yüzüm kızarmayacak mı böyle dersen? Bu ne demek ya? Bu nasıl bir şey Oktay Bey ya? Oktay Bey mi Fuat Bey mi neyse. Ya bu nasıl bir şey ya? Bak bunların hiçbir yerinde seni aşağılama yok. Soruyorum sana sadece ya. Soruyorum ve durum tespiti yapıyorum. Söylediklerimin içinde bir tane yalan yok. Bir tane iftira yok. Ha dersin ki bu adam benim YİMPAŞ yönetim kurulunda ve Türk Telekom yönetim kurulunda çalıştığım yalanını uydurarak bana iftira attı. Bu müfterinin cezalandırılmasını istiyorum. Bu müfteriden şu kadar para cezası tazmin istiyorum. De. Buyur kardeşim gidelim mahkemelerde. Sen de getir YİMPAŞ yönetim kurulu üyesi olmadığını kanıtla. Nasıl kanıtlarsın? Defter orada. YİMPAŞ'ın defterleri orada. İkimiz de gideriz ticaret odasına. Değil mi? Türk Telekom'un da orada. İkisi de Türkiye'de bilinen şirketler. Ben senin yönetim kurulu üyesi olduğunun belgelerini koyarım. Sen ne koyacaksın merak ediyorum. Ha ne koyacaksın sen? Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığını mı? Başbakan müsteşarlığını mı koyacaksın? Bana ne ya? Ya bana ne ya? Ben onlarla ilgili değilim şu anda. Belki de çok başarılıydın ki değilsin belli. Hem başbakanlık müsteşarlığın hem de Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığın döneminde Türkiye ekonomisinin ve dış politikasının geldiği hale bak. Bitmişiz ya, bitirmişsiniz Türkiye'yi ya. Bak kardeşim, açık söylüyorum net. Suçlama değil. Tamamen sezgilerimi ve gördüğümü söylüyorum Fuat Bey. Ya çok beceriksizsin ya çok uğursuzsun. Beceriksizsin çünkü senin yönetiminde bulunduğun ve başkan yardımcılığını yaptığın devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şirketler ve devlet felaketler yaşıyor. Felaketler aynen son 2 senedir senin, 2,5 yıldır başkan yardımcısı olduğun günden bu yana halkımız ve ülkemiz felaketleri yaşıyor. Ekonomi bitti. Diplere vurduk. Yahu 700 milyar dolar bile değil ki gayri safi milli gelirimiz. Bundan 7 sene önce 864 milyar dolardı be. Bak son 2 senede ya beceriksizliğinden ya uğursuzluğundan ne hale geldik? Kardeşim niye ya? Evet ha becerikliyim ben çok becerikliyim diyorsan o zaman diğer becerikli olduğuna güvendiğin insanlara uğursuz geldin kardeşim. Cumhurbaşkanına da uğursuz geldin, Berat Albayrak'a da uğursuz geldin. Tıpkı YİMPAŞ'a uğursuz geldiğin gibi, tıpkı Türk Telekom'a uğursuz geldiğin gibi. O zaman git kurşun döktür kardeşim. Sende bir uğursuzluk var. Ha ikisinden biri. Ya çok beceriksizsin ya çok uğursuzsun. Canlarım, yahu inanın az önce adını andığım bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı ya. Biliyorsun değil mi? Bekir Mustafa'yı yeni camiye imam yapmışlar. İmam kalmamış.
ve ilk imamlığının olduğu günde bir mevta gelmiş. Cenaze namazı kıldıracak. Ya üç kulvalla bir elem bile bilmiyor Bekri Mustafa. Neyse allem etmiş, kallem etmiş işte sözüm ona bir namaz kıldırmış. Sonra da gitmiş tabutun baş ucuna fıs 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 bir şeyler söylemiş. Cemaat merak etmiş. Ya demişler Bekri ne yaptın, ölüyle mi mevta ile mi konuştun? Evet demiş. E ne dedin? Ona dedim ki bu gece hesaba çekecekler seni. Dünyanın halini sorarlarsa Bekri Mustafa yeni camiye imam oldu dersin. Onlar her şeyi anlar. Ben de diyorum ki halkı dolandıran, milleti dolandıran, Yimpaş ve Türk Telekom şirketlerinde yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük, güçlü ve onurlu bir devlette Cumhurbaşkanı yardımcısı. Siz memleketin halini anlayın. Canlarım, hoşça kalın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.